Herkese merhabalar. Ben diyetisyen Eda Evren Özdemir. Bolu'da Özel Fatma Hatun Hastanesi'nde çalışmaktayım. Bugün sizlere renkli beslenme hakkında bilgiler vereceğim. Bilindiği üzere dünyadaki sağlık otoritelerinin en sağlıklı olarak kabul ettiği beslenme çeşidi Akdeniz diyetidir. Bu beslenme tipinde de 4 besin grubu vardır. Biz bunları 4 yapraklı yonca olarak gruplandırıyoruz. İlki süt ve süt ürünleri, süt grubu. İkincisi et ve kuru baklagil grubu. Üçüncüsü tahıl grubu. Dördüncüsü ise meyve ve sebze grubudur. Bu besinlere genel olarak bakıldığı zaman 5 farklı renk grubu ortaya çıkar. Bunların ilki kırmızı ve mor besinlerdir. Kırmızı besinler içeriğindeki likopen pigmenti sayesinde kırmızı renk alır. Mor besinler ise içerdiği antosiyanin pigmenti sayesinde mor rengi alır. Bu tür besinlerin antioksidan özelliği yüksektir. Yani vücudumuzu serbest oksijen radikallerine karşı hücresel anlamda bir koruma sağlarlar. Örnek vermek gerekirse mor lahana, domates, kırmızı kapya biber, ahududu, frambuaz, bunları yaban mersini bunları örnek olarak verebiliriz. İkinci renk grubumuz ise sarı ve turuncu besinler. Bunların içerdiği beta karotenden dolayı, pigmentten dolayı bu rengi alıyorlar ve içeriğindeki A ve C vitamini miktarları oldukça yüksek. Bundan dolayı da özellikle bağışıklık sistemi açısından da önemli besin grubu. Burada bakılacak olursak, örnek vermek gerekirse ise kabak, havuç, daha sonra sarı renkli olanlara sarı elma vesaire örnek olarak verebiliriz. Üçüncü grubumuz ise yeşil renkli besinler. Bunların klorofil pigmentinden dolayı bu rengi alıyorlar. Bunların da yine örnek vermek gerekirse maydanoz, dereotu, kabak, erik, elmayı örnek olarak verebiliriz. Bunlar da yüksek miktarda K vitamini içerdiğinden dolayı özellikle kanın pıhtılaşmasında önemli. Diğer bir renk grubumuz ise beyaz renkli besinler. Bunların da içerdiği antoksantin pigmentinden dolayı bu rengi alıyor ve bundan dolayı ise anti-inflamatuar özelliği var. Yani vücudu enfeksiyonlara karşı koruyorlar hücresel anlamda. Bunlara bakacak olursak ise soğan, sarımsak, süt, peynir, yoğurt bunları örnek olarak verebiliriz. Daha sonra en sonki grubumuz ise kahverengi ve siyah renkli besinler. Bunlar keten tohumu, kakao ve çörek otunu örnek olarak verebiliriz. Yine bunlar da antikanserojen özellik gösteriyor. Yani hücreleri kanser anlamında koruyorlar. Tabii bunların günlük almamız gereken miktarları da çok önemli. Yani öğünlerimizde, ana öğünlerimizde özellikle kahvaltı, öğlen ve akşam yemeklerinde kişiye özel olarak belirtilen porsiyonlarda ve ölçüde ve dengeli tabaklarda yer vermek gerekiyor. Özellikle salatalarınızı bu anlamda renklendirebilirsiniz ve bu sayede özellikle kilo kontrolünüzü korumak ve daha sağlıklı bir beslenme çeşidine sahip olmak için yer verebilirsiniz. Herkese keyifli ve sağlıklı günler dilerim.